Hayat radyoda. Bir gün veda edip o diyarın hayatına, döndün bütün bütün vatanın kainatına. Lakin o bahçelerde geçen devreden beri kalbimde solmamıştır o şiirin çiçekleri. Yahya Kemal'in büyü şiirinden alıntıladığımız dizelerle buluştuk bugün. Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Altuğ Köseler'le siz değerli dinleyenlerimizi İzmir Radyosu'nda ağırlayacak olmanın heyecanıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Sorgulandığında anlamı, düşlediğinde özgürlüğü, kucaklaştığında sevgiyi, paylaştığında bereketi çoğaltan hayat şimdi radyoda. Yok mu bir yolu, aşk ve nefret birlik oldu. Durdu aklım yanında, kalbim hükmen galip. Savaştayım sanki, mahkumiyetimin faz ister. Durma çek vur haydi, hadi hadi durma. Geri geri gider adımlar ama buluşur, buluşur yine bakışlar. Her gece rüyalar kandırsın, bırak beni seninle. Deli gibi bir şey oldum şimdi benimle. Gel kazan gelebilirim, deneyelim senin, seninin ardında. Ruh ateşin isterim. Mesafeler yitirdi anlamını kendimi kandırınca. Bir iki ritme keşke dar geçerim, bir iki bir iki adına ecelerim. Geceler ardı ardına dizileri, bırak kendimizden geçelim. Bırak yeniden seçelim, biz kimiz, biz neyiz diye sordum kendime. Hadi hadi durma, geri geri gider adımlar ama buluşur, buluşur yine bakışlar. Bugün Türk dünyasında büyük yankı uyandıran, Türkçenin en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilen Bahtiyar Vahapzade'nin 15. ölüm yıl dönümü. Biz de bu büyük şairin Azerbaycan'ın ulusal bilincini canlandırmaya adadığı ömründen kesitler sunarak taşımak istedik bugün Hayatı Radyo'ya. 1960'larda Azerbaycan'da başlayan özgürlük hareketlerinin öncülerinden olan Vahapzade, 1959 tarihinde kaleme aldığı Gülistan isimli şiirinde İran ve Rusya arasında ikiye bölünen Azerbaycan halkının yaşadığı büyük yıkımı anlatır. 1962 yılında milliyetçilikle suçlanarak üniversitedeki görevinden uzaklaştırılır. Bu olumsuzluklara ve Sovyet rejiminin baskılarına rağmen özgürlük mücadelesinden hiç vazgeçmez. Azerbaycan halkının üzerindeki totaliter yönetim baskısını konu ettiği pek çok eserini
yurt dışına kaçırarak yayınlar. Tanrı gibi olacakları bilirim. Kenardan sessizce usulca izlerim. Elimden olsaydın, dans edip dursaydın, yalanla kalsaydın orada uzaklardan. Elimden olsaydın, dans edip dursaydın, yalanla kalsaydın orada uzaklardan. Sevmeyeceği renksiz bir gökkuşu gibiyim. Güneşin gözü önünde ölmüş renklerimle gökyüzünde. Yeniden olsaydın, dans edip dursaydın, yalanla kalsaydın orada uzaklarda. Yeniden olsaydın, dans edip dursaydın, yalanla kaygıdım düşüncelerim gibi. Kenardan sessizce sunacağım ölmüş bedenimle içimizde. Kaygıdım kutsal kitap gibi. İbadetim düşüncelerimde. Kenardan sessizce sunacağım ölmüş bedenimle içinizde. Eserlerinde Azerbaycan Türkçesini en temiz şekilde kullanmaya özen gösteren ve halkının duygularına tercüman olan Vahapzade, Azerbaycan'da halk şairi adıyla anılır. 1995 yılında Azerbaycan Özgürlük Mücadelesi'ndeki hizmetlerinden dolayı İstiklal Nişanı ile ödüllendirilir. Ülkesinin özgürlük simgelerinden biri olarak kabul edilen ve 5 kez milletvekili seçilen Vahapzade'ye 2002 yılında Benim Garibim isimli kitabına istinaden Romanya Kültür Bakanlığı tarafından komutan madalyası verilir. Yaşları hem keder hem neşeyle oluşurlar. Dilleri yoktur ama anlayan da konuşurlar. Doğarken çocuklar bu gerçeği iyi bilir. Bu sebeple dünyaya ağlayarak gelir. Ümitsiz bir aşkla bağladın beni. Sen de yalanlara kan benim gibi. Ateşten gömlekle dağladın beni. Dilerim Tanrı'dan yan benim gibi. Çöl olsun göğsünde gül taktığım yer. Bir yudum suya hasretmiş gibi. Sönmedi gitti yanar şu kalbim. Dilerim Tanrı'dan yan benim gibi. Gönlün kırılsın, hasretle dolsun, çiçeğin solsun yan benim gibi. Sönmedi gitti, yanar şu kalbim. Dilerim Tanrı'dan yan benim gibi. Gönlün kırılsın, hasretle dolsun, çiçeğin solsun yan benim gibi. Thank you.
senin de aklın başına gelecektir. Yaptıkların tek tek karşında dizilecektir. O zaman hatırlanır verdiğin sözler. Ne var ki çok geçtir, iş işten geçecektir. Ümitsiz bir aşkla bağladın beni. Sen de yalanlara kan benim gibi. Ateşten gömlekle dağladın beni. Bilerim Tanrı'dan yan benim gibi. Çöl olsun göğsünde gül taktığım yer. Bir yudum suya hasretmiş gibi. Sönmedi gitti yanar şu kalbim. Bilerim Tanrı'dan yan benim gibi. Gönlün kırılsın hasrette dolsun. Çiçeğin soğusun yan benim gibi. Sönmedi gitti yanar şu kalbim. Dilerim Tanrı'dan yan benim gibi. Gönlün kırılsın hasrette dolsun. Çiçeğin soğusun yan yan yan. Yan benim gibi. Bahtiyar Vahapzade'yi tanımaya devam ediyoruz. Vahapzade, Türkiye'de Fuzuli'ye yapılan eleştirilere bir yanıt olarak Varlık Dergisi'nde yayınlanan Yelkaya'dan Ne Yaparır başlıklı makalesiyle tanınır. Yazıları ve şiirleri Türk Edebiyatı Dergisi'nde birçok edebi eleştirinin konusu olur. Vahapzade, şiirin yanı sıra birçok manzum hikaye ve oyuna imza atar, çeviriler yapar. Eserlerinden Yollar Oğulları, Cezayir'in Bağımsızlık Hareketi'ne, Mugam'ı ise bestekar Üzeyir Hacıbeyli'ye ithaf eder. Dance onlar.
40 aşkın şiir kitabı yayınlanan Vahapzade, bizde başta Yahya Kemal olmak üzere, 1920 sonrasında saf şiir alanında eserler veren Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Ziya Osman ve Cahit Sıtkı'ya benzetilir. Bu şairlerde de söz sanatları çoğu kez doğal dilin imkanlarını zorlamaz. Öyle ki okuyucu onların edebi sanat olduğunu bile hissetmez. Vahapzade'nin Azerbaycan'ın kültürel değerlerini ve yaşamını ustalıkla dile getiren özgün kaleminin temel niteliği kullandığı içten ve doğal dillidir. Kalbi ülkesi için atan bu büyük yazan insanı Türkiye için de yeri başkadır. 1961 yılında Türkiye'ye doğru ilk yola çıktığında artık neslimden gelen arzularımı ve hayallerimin memleketine gidiyorum der. Dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne, bir umut, bir umut içinizde, yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla neden olmasın? Başlar kendini güne, bir umut, bir umut içimizde, yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla neden olmasın? Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın? Çoktan yıkılırdık biz çoktan umut olmasa. Ha bugün ha yarın oldu olacak, kaç gün bitti. Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. Dünyası bu dünya, herkes kendi dünyasında, herkes kendi hülyasında. Her gün bugün başka diye, bugün dünden güzel diye, bugün her şey güzel diye. Başlar kendini güne, bir umut, bir umut içimizde, yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla neden olmasın? Başlar kendini güne, bir umut, bir umut içimizde, yaşamak, yaşamak gönlümüzce. Bir ömür mutlulukla neden olmasın? Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın? Çoktan yıkılırdık biz çoktan umut olmasa. Ha bugün ha yarın oldu olacak, kaç gün bitti. Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın. Ha bugün ha yarın oldu olacak, neden olmasın, neden olmasın. Artık programımızın sonuna doğru yavaş yavaş gelirken Bahtiyar Vahapzade'nin de anlatımımızı da şöyle noktalayalım. Kendisinin deyimiyle Türk aleminin Mekke'si olarak gördüğü İstanbul'u umudum, secdegahım, matem ismimin sahibi, şeref ve haysiyetimin koruyucusu, gören gözüm, vuran kolum, düşünen beynim, desteğim, tarihim ve
bayram şeklinde tanımlar. Zaten programımızın diğer önceki bölümlerinde de Türkiye sevgisi üzerinde durmuştuk bu değerli şairin. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve artık programımızda sona gelirken bugünün kendimize en uzak hissettiklerimizle, hatta kimi zaman ön yargılarla yok saydıklarımızla bile aramızdaki o görünmeyen ve asla kopamayacak olan bağları fark ettiğimiz bir gün olması dileğiyle veda ediyoruz sizlere. Yarın tertemiz bir sayfayla sil baştan şekillendireceğimiz yeni bir günde Hayat Radyo'ya birlikte taşımayı diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayat radyoda.